olacak. Eksiksiz, kusursuz adam var mı kardeşim? Allah'tan başka noksan sıfatı olmayan kim var? Peygamberleri de Cenab-ı Hak korumaya almış, onlara vahiy kapısını açmış, bir hatalı bir iş yapacakları zaman sigorta atıyor, vahiy geliyor. Vahiy geldi mi hata edemiyor. Onun dışında hiç kimsenin hatasız olabileceğini düşünmek dahi mümkün değildir. Beşer olarak. Değerli kardeşler, demek ki bir kimsenin Müslüman olması Allah'ın o kişiyi sevdiğinin birinci alametidir. Sevdi. Bunu nereden anlıyorsun? Bakın Maide suresinin 2. sayfasına geçiyorum Kur'an'da. Orada ne diyor Rabbimiz? Ve radîtü lekümül İslâme dînâ. İslam kelimesi, bir de din kelimesi var. Radîtü, Arapça. Radiye yarda ne demek? Razı olmak. Sevmek, hoşnut olmak, razı olmak, memnun olmak. Radîtü. Mesela radiyallahu teâlâ anhu. Mesela Hazreti sahabe-i kiramdan kimin ismini söylediğimiz zaman arkasından ne diyoruz? Radiyallahu teâlâ anhu. Allah ondan razı olsun. Türkçesi bu. Sahabe-i kiramın adı geçince. Mesela Hazreti Ömer radiyallahu teâlâ anhu. Bunu hepimiz biliyoruz. Adabı, işin uslubu budur. Sahabenin adı geçti mi radıyallahu teala anhu diyeceksin. Ne demek? Radıyallahu, Allah razı olsun, anhu ondan. Radıya. Allah da buyuruyor ki ve radıytü leküm. Leküm dediği iman edenlere söylüyor. İman eden insanlara, yani sizlere el-İslame, İslam'ı dinen, din olarak seçtim ve İslam'dan, Müslüman olandan razı oldum. Demek ki Allah'ın yeryüzünde rızası ve rahmeti Müslüman olanların üzerindedir. Öyle mi değil? Bak radıytü lekümül İslam'e. Müslüman olmadan bir kişiden Allah'ın razı olması, siz söyleyin, mümkün değildir. Müslüman olmayan bir adama da hay Allah senden razı olsun diyebilir misin, diyemez misin? Diyen var bir sürü Müslümanlar, cahil insanlar. Müslüman olmayan bir adam, diyelim sana bir apartman bağışladı veya bir gayrimenkul muazzam bir çiftlik bağışladı, olur ya, seni tedavi etti, hastalığını Allah'ın izniyle şifaya kavuşturdu, sebep oldu ve sana muazzam imkanlar verdi. Bunu yapan adam bir gayrimüslimse, Müslüman olmamış bir insansa, sen de ona sana yaptığı bu iyilikler, ihsanlar, ikramlar karşısında ona hitap ederken Allah senden razı olsun diyebilir misin, diyemez misin? Bak, bu ayet-i kerimeye göre diyemez. Çünkü وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ. Bir kimse Müslüman olmadan Allah ondan razı değil. Ayetle sabit. Hay Allah senden razı olsun diyemesin. Ne diyorsun? Hay Allah sana hidayet nasip etsin. Bak gördün mü işte kelime yerim bak. Ya bu bizim Müslümanlarımız ne olacak? Ne dua, kime dua ettiğinin farkında değil. Kelimeyi nerede kullandığının farkında değil. Kimler hakkında bu Allah senden razı olsun sözünü kullanması, bunun hakikati, mahiyeti, cemaat-i müsliminin bunları bilmesi, bunları talim etmesi, tahsil etmesi, imani meseleler arasında geçiyor ki çok mühim meselelerdir. Çok mühim meselelerdir. Yani neyi nerede söyleyeceğini, nasıl ve kime dua edeceğini, besmeleyi nerede çekeceğini, duayı nerede yapacağını önceden bilmesi lazım. İtikadi meseleler,